Chat deneyimine hoş geldiniz arkadaşlar. Rich Surface. Komuta girdiğimiz zaman çizginin ağırlık merkezine aynı yönde olması gereken iki kenar seçilir. Bu iki yüzey arasında köprü kurulur arkadaşlar. Birinci kenarımızı seçelim. Bu yönden seçiyoruz. Daha sonra ikinci kenarımızı seçiyoruz. Ayarlarda tanımlı olan kenar 1'e teğetlik verilmiş, kenar 2'ye de teğetlik verilmiş. Bu geçişkenlikte bir yüzeyler arası örme oluyor. Bunu istersek pozisyona göre ayarlayabiliyorsunuz. Genelde teğet çalışalım. Bu iki yüzey arasında örme oluşturuyor arkadaşlar. Teğetlik ayarlarında da bu sürgüyü sürersek veyahut da oklardan yürütürsek teğetliği taşıyabiliyoruz arkadaşlar yukarıya doğru. Diğer oku tutarsak İki tarafta taşıyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Flow Direction'la kenar 1 ve kenar 2'nin doğrultusu ayarlanıyor. Parametrik, izoparametrik olarak veyahut da perpendicular olarak yüzeyler arası geçişkenlik ayarlanabiliyor. Edge Limit'te arkadaşlar istersek kenar bitişlerini sıfırlarsak bu bitişten başlayıp diğer bitişe taşıyabiliyoruz. Veyahut da yüzde olarak tıkladığımız yerin seçimine göre mesela %30 başlangıcından itibaren bitişinde de %30 seçersek göster dediğimizde arkadaşlar başlangıçtan %30 bitişten de %30 yani başlangıçtan %70 olacak şekilde bu yüzeylere bağlıyoruz. Buraları da gene %0 olarak yani 0'dan 100'e tamamıyla kenarlarda olacak şekilde ayarlama verebiliyoruz. Bunları 0'a ve 100'e çekeriz. Tekrar göster dediğimizde tamamıyla böyle teğet bir yüzey yapabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar yüzey izoparametrik olursa geçişkenlik daha düzgün oluyor. Bunları seçerek ayarlayabiliyorsunuz. Perpendicular da aynı şekilde temiz bir yüzey veriyor. Bu ilk kenara yapıldı. İkinci kenara da aynısı yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir de burada offset komutu var arkadaşlar. Bu birinci kenardan çalıştık hep. Şimdi ikinci kenardan çalışalım. Bu offset komutunu kullanırsak tanımladığımız çizgiden offset olarak %60 yani çizginin boyuna oranlı olarak %60 ileri alıyoruz. Veya geri eksi yok arkadaşlar. İleri alabiliyoruz. Bağlantıyı kurarken. Bunu sıfıra çekelim. Birinci kenara göre yüzde offset alırsak gördüğünüz gibi oranlama daha fazla oluyor. Çizginin boyuna göre belli bir yüzdede kaydırıyor arkadaşlar. Ama teğet olduğu için burada çok fark edilmiyor. Bu tür ince detayları kullanabiliriz. Evet arkadaşlar. Onayladık komutumuzu. Parçamızı oluşturduk. Şimdi diğer örneğimize geçersek bu oluşturduğumuz parçayı saklayalım. Burada yine aynı bu komutun uygulamasını göstereceğim. Bridge Surface komutumuza giriyoruz. Birinci kenarımızı seçiyoruz. İkinci kenarımızı seçiyoruz. Bir burulma yaptı. Yön değiştirerek ayarlayabiliyoruz. Komutu sıfırlayarak tekrardan girelim. Birinci kenarımız, ikinci kenarımız. Yön değiştirelim. Evet. Burada bir TSL geçiş oluyor arkadaşlar. Buradan yine aynı şekil daha önce gösterdiğim gibi İsterseniz bu oklarla veyahut da buradan değer girerek, sürgüleri ötedeyerek bu geçişi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Teğet olarak ayarlanmış. Teğetliğin hassasiyetini de buradan ayarlayabiliyoruz. Bu sürgülerle oynayarak gayet güzel bir geçiş sağlayabiliyoruz. Geçiş doğrultusunu izoparametrik daha düzleştiriyor arkadaşlar. Dik Hafif daha dik yapıyor.
şurada. Burada dik daha güzel bir yüzey oluşturmamızı sağlıyor. Uygula dediğimiz zaman yüzeyler arası teğet olarak bu boşluğu kapatmış olduk. Ctrl Shift B ile ilk uygulamamıza gidersek, bunu da Ctrl B ile diğer tarafa gönderelim. Evet. Bridge komutunun bir farklı uygulaması. Birbirlerine yakın yerlerden seçelim. Body'nin burası. Bunun da bu kenarı. Yüzeyler arasında böyle bir birleşim oluşturduk arkadaşlar. Teğet olacak ve dik olacak. Gördüğünüz gibi. İzoparametrikte farklı bir yön veriyor. Bunu ön izleme olarak show diyelim. Settings buradan Flow Direction'dan izoparametrik yüzey oluşumunda sıkıntı veriyor. Ama dik veya hiç seçilmeyerek bunu uygulayabiliriz. Uygula diyelim. Yine aynı şekil diğer taraftan uygulayalım. Burada hata verdi. Bunun sebebi de arkadaşlar yönle alakalı. Teğetliğin de yönünü değiştirelim. Dik ayarladık. Uygula dedik. Gördüğünüz gibi yüzeyler arasında bir bağlantı oluşturduk. Şu iki yüzey arasında da oluşturalım. Bu kenar ve bu kenar arasında. Yönleri diğer yöne çekelim. Dışa doğru olsun. Evet. Dik olarak ayarlı. İzoparametreye geçirelim. Daha düz bir şekil veriyor. Dik verelim. Bu izoparametreyi dike çevirelim. Okey diyelim. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir geçişle böyle kompleks bir parça yaptık. Yine tekrar burayı ve burayı seçelim. Evet. Okey diyelim. Tekrar komuta girelim. Evet arkadaşlar. Kompleks bir şekli gayet rahat bir şekilde bir komutla bitirmiş olduk. Arkadaşlar kanalıma destek olmak için videolarımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.